Herkese Denizli Gurme YouTube kanalından merhaba. Bugün sizlerle Denizli'de salt akışıklarında bulunan Gazişehir baklavalarına gideceğiz. Burada bizlere baklava çeşitlerini ve yapımını gösterecekler. Videomuza geçmeden önce Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Hadi hep beraber Gazişehir baklavalarına gidelim. Onların lezzetli baklavalarından yiyelim. Evet arkadaşlar, şu anda Gazişehir baklavalarındayız. Gazişehir baklavaları salt akışıklarında. Hani Gaziantep'e geldik diye düşünmeyin. Burası gerçekten bir Gaziantep baklavacısının olduğu mekan ve ustalarımız da Gaziantep'li. Ustam, bu baklava hamuru ne olacak? Ne yapacaksın bundan? Bununla şimdi aşamalarımızı yaptıktan sonra, burada hamurumuzu açtıktan sonra tekrar geride evet, baklava olarak, yani hani o 40 kat dediğimiz aşamada ince bir şekilde döşeyip baklavamızı hazır hale getireceğiz. Evet. Evlerde kullandığımız hazır baklava hamurları var. Evet. Onlar için ne diyorsun? Hani gerçekten bir baklava hamuru mu yoksa? Yani onlar tamamen fabrikasyon. Evet. Elle açılan bir şey değil. Fabrikasyon tamamen. Evet. Ve bizim mesleğin en güzel şeyi bunun elle açılıp daha lezzetli, daha güzel bir şey olması lazım. Emek isteyen bir meslektir bizim işimiz. Değil mi? Yani el emeği göz nuru dediğimiz gibi. Her katında, her aşamasını çok dikkat edip hususlarına, hatayı kabul etmeyen bir mesleğimizdir. Merak edebilirler, o fırça olarak kullandığın şey nedir? O da bizim yine yöremizde, Gaziantep'te dağda yetişen bir bitkisel ot gibi, yani ağaç diyebiliriz. Evet. Ya o da özellikle baklavacılar için üretilen daha hijyenik, daha sağlıklı olan bir şeyimizdir. Fırça olarak kullanıyorsunuz zaten. Tabii süpürge gibi. Evet. Düşünebilirsiniz. Ne kadar ince olduğunu da buradan görüyoruz. Tabii burada hamurun ne kadar ince olması çok önemli. Bunu yediğiniz zaman ağzında erimesini, kışırtılmasını burada bu hamuru ince açmayla alakalıdır. Evet. Bayağı da başarılı. Elinizi sağ olun. Gördüğün gibi Türk bayrağı altta incelinden görünebiliyor. Aynen.
Evet arkadaşlar, şu anda da şöbiyetin yapılmasını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi şöbiyette antep fıstığı ve kaymak söz konusu. Tabii şöbiyetteki antep fıstığı biraz daha fazla. Muska şeklinde kapanıyor ve tepsilere dizilecek. Ne kadar zahmetli ve içeriğinin bol olduğunu da görüyorsunuz. We'll be right back.
arkadaşlar havuç dilimli baklavanın nasıl yapıldığını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi kat kat içinde kaymak ve Antep fıstığı. Evet arkadaşlar, sabahtan beri baklava yapımını çektik. Bu o kadar kolay da değilmiş. Hani baklava deyip geçiyoruz ama gerçekten bir zahmet var. Bu zahmette tatlı bir yorgunlukla devam ediyor. Ama yapmış oldukları şeylere bir bakar mısınız arkadaşlar? Bakın. Bu midyeyi yapmak kolay değil. Şurada gördüğünüz yine küçük baklavalar, özel baklavalar dedikleri. Havuç dilim gördüğünüz gibi. Kuru baklava, özellikle şeker hastalarına çok az belki de şerbet olan bir kuru baklava yapmışlar. Hepsi de Gaziantep usulü. Ve Gaziantep'li bu ustamız yapmış. Ben kendisini de size tanıştıracağım. Erhan ustamız. Elinize sağlık Erhan usta. Sağ olun efendim, afiyet olsun. Erhan usta, valla böyle güzel baklavaları yani Gaziantep'ten sipariş etmeden rahatlıkla yiyebileceğiz sanırım. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Biz kendimiz zaten amacımız buydu. Bizim Denizli'ye geliş amacımız. Birebir Gaziantep baklavasını burada kendimiz, kendi ellerimizle, el emeğimizle burada Denizli halkına hitap edebilmek. Evet. Kalite, önceliğimiz kalite, güler hizmet, hizmet verebilmek. Evet. Ham maddelerimizi tamamen Gaziantep'ten temin ediyoruz.
Yani kesinlikle burada unumuz, şekerimiz olsun, yağımız olsun, ham madde, fıstığımız olsun birebir Gaziantep'ten, memleketten getiriyoruz. Ve dondurma ne tarafı? Dondurma birebir Kahramanmaraş dondurması, Kesmemaraş dondurmamız. Evet. Tabii baklavanın yazın, özellikle yazın vazgeçilmezidir baklavayla dondurma. Evet, genellikle Gaziantep'te de tatlıların yanında süt veriyorsunuz. Tabii Gaziantep'te de öyle bir gelenek var. Tatlının yanında süt ikramı diye bir şey vardır. Ama yazın tercih edilen genellikle dondurmadır. Evet. Daha lezzetli, daha tadını alabilmeniz için. Evet. Buranın tam tarifini yapabilir misiniz? Gazi şehir baklavalarının. Mimar Sinan Caddesi, Saltak Işıklarında. Evet. Eski İnci Pastanesi'nin yerindeyiz. Denizli halkına burada hizmet verebiliyoruz. Evet. Yine yaptığın hepsi de taze, günlük. Tabii. Şimdi ustası kendimiz olduğumuz için, kardeşimle abi kardeş ustasıyız aynı zamanda. Evet. Ustası kendimiz olduğu için deniz burada müşterilerimizle günlük taze üretip, taze yani günlük sıcak tatlılarımızı sunabilmek. Evet. Amaç orada. Burada da kocaman bir tane midye var. Evet. O sizlere özel. Evet. Şimdi ben şurada küçük midyemiz var. Evet. Küçük midyenin hemen hemen biraz büyüğü olduğu için. Büyüğü oldu aynen. Evet. Daha bol. Evet, demo zaten demo, bu. Demo aynen. Şöyle ben kesmek istiyorum. Arkadaşlar şöyle bir bakın. Bakın. Şöyle bir kaymağa bakın. Bakın. Hani burada özel diyorlar ama küçüğünün hemen hemen büyütülmüş hali. Yaklaşık kaç tane midye çıkar bu yapılandan? Bu yapılandan ortalama 4 veya 5 tane de midye çıkabilir küçük evet. Ebatlarında. Evet. Gördüğünüz gibi dolu dolu. Ben şöyle bir peçeteyle tutup bir göstereceğim sizlere. Şöyle göstereyim bakın arkadaşlar. O börek gibi. Gördüğünüz gibi bakın dolu dolu. Bakın içi dolu dolu. Oo. Hepsi kaymak ve fıstık. Antep fıstığıyla kaymak. Evet. Midyenin büyüğü bu. Evet. Tabii bu sembolik olduğunu söyleyeyim. Hani gelip de buradan aynısını bulamazsınız. Ama midyeyi bulabilirsiniz. Evet. Şimdi birazdan tadım. Arkadaşlar küçük midyenin de içini keseceğim sizlere. Bakın. Bakın ne kadar dolu olduğunu görebilirsiniz. Evet. Vallahi büyük de dolu, küçük de dolu. Şu anı kaçırmanızı istemiyorum. Şu çıtırtıyı duyuyor musunuz? Bakın. Hatta şurada yapmış oldukları değil mi? Havuç dilim baklava görüyorsunuz. Yine dolu dolu. Hani bizlere özel yapılmış bir şey değil. Tamamen burada satılan ürünleri. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Gazişehir baklavalarına gittik. Gazişehir baklavalarında baklavanın nasıl yapıldığını, nasıl zahmetli bir iş olduğunu gördük. Finalde ise tatlarına baktık. Nasıl da çıtır çıtırdı değil mi? Sizler hangi çeşit baklavayı daha çok seviyorsunuz? Lütfen yorum olarak yazarsanız memnun olurum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Denizli'den herkese selamlar.